Beni bilen bilir. Aslında film karakterlere karşı alerjim var. Yani One Piece'deki film karakterlere karşı. Yanlış anlamayın. Diğer filmleri gayet başarılı buluyorum başka animelerde. One Piece filmlerini rezil bir şekilde kötü buluyorum. Şimdi buna rağmen niye Zephyr'ın bilgi videosunu hazırladım? Buna rağmen bu karakteri niye özel bir video hazırladım? Sebebi çok basit. Zephyr veya Z, ben daha çok Z demeye çalışacağım çünkü Zephyr biraz ağzıma zor geliyor. Z bana göre seride non-canon olmayıp da ama mecbur canon olması gereken birinci sıradaki karakter. Çünkü karakter çok iyi yazıldı. Karakterin hikayesi çok hoşuma gidiyor. Özellikle geçmişi falan filan derken gayet başarılı buldum. Ve halen hani canon denilse cuk diye oturacak bir karakter olduğunu düşündüğüm için seride görmek istediğim bir karakterdi. Ondan dolayı bu filmi de ne kadar sevdiğimi size anlatmak için ona bir bilgi videosu hazırladım. Kendisi kimdir? Kim ile efsane benzerlikleri vardır? Neyi seviyor? Kime karşı kolunu kaybetti? Kaç yaşında ne oldu? Ve bu tarz bilgileri size bu videoda sunacağım introdan sonra. Arkadaşlar videonun devamı gelmeden like'ınızı alırım ve kanalıma abone olursanız müteşekkir olurum. Herhalde doğruydu. Müteşekkir. Teşekkürden daha fazla oluyor diye biliyorum. Yorumlarda düzeltirsiniz, merak ettim. 1. İlk görünüm. Z 12. filminde yani non-canon olan filmde, gerçi bütün filmler non-canon, gözükmüştür. Ayrıca 691. chapter'ın cover page'inde de gözüküyor. Tabi bu büyük ihtimal bir reklam amaçlı kullanıldığını düşünebiliriz. Yani bu bir cover page story'si değildi diye biliyorum. 2. Yaşı. 74 yaşındaydı ve 74 yaşında da öldü. 3. Boyu. Boyu yani birçok karaktere göre normal bir boy. 3.48. One Piece dünyası için bu da fazla uzun bir boy değil. 4. isminin anlamı. Z veya Zephyr adını Yunan mitolojisindeki batı rüzgarlarının kişileşmesi olan Zephyrius ile paylaşır. 5. Kod adı. Zephyr kod adı olmadığı bilinen ikinci amiraldır. İlk amiral da bildiğimiz Sengoku'du. 6. Meyvesiz amiral. Şeytan meyvesi yememiş bilinen tek deniz amiralıdır. Ki bu da onun ne kadar özel bir durumda olduğunu bize gösteriyor. 7. En sevdiği alkol. En sevdiği alkollü içecek cerezdir. Çerez olmasın, jerezdir. 8. Beyaz sakal ile benzerlikleri. Z ayrıca Edward Newgate ile bazı benzerlikler paylaşıyor. İkisi Roger'ın döneminde. İkisi aynı yaştaydılar. Sadece Newgate Z'den 2 yıl önce ölmüştü. Son eylemleri yoldaşlarını deniz piyadelerinden kurtarmak için kendilerini feda etmekti. Her ikisi de bir zamanlar karşılıklı saygı paylaştıkları eski bir as tarafından öldürüldü. Her ikisinin de imza silahları mezar işareti olarak görev gördü öldükten sonra. Her ikisi de savaş dışında tıbbi desteğe bağımlıydı. 9. Popülerlik. 6. popülerlik sıramasında 81. olmayı başarmıştı. 10. Claude Dancey Reference. Z kısmen M16'in beceriksizliği karşısında hüsrana uğradığından gizlice kendi casus örgütünü kuran, Albay Z olarak da bilinen ve kod adı Z olan Claude Dancey'in gerçek hayatından ilham almış olabilir de diyebiliriz. 11. Karısı ile ne zaman tanıştı? Benzer saç ve gömlek renklerini göz önüne alındığında Z çocukken savunduğu kızın yetişkin de karısı olması muhtemeldir. 12. Aokiji ile ilişkisi. Z eğitimi sırasında Aokiji'nin geleceği üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Aokiji yeni dünyayı yok etmeye yönelik büyük plana karşı çıkmasına rağmen ona büyük saygı duyuyordu. Aokiji ona bir kez bile saldırmamıştı. Aokiji Z'in en sevdiği içeceği öğretmeni gibi havalı olmaya çalışmak için de içtiğini de iddia ediyor. Sonuçta Aokiji Z'in istediği buzduvar dikerek Z'in ölümüne üzerine Ayn ve Binti rahatlatarak Z'in Ayn'i deniz piyadelerin gazabından korumasına yardım eder. Tüm öğrencilerinden sadece Kizaru'dan Z nefret ediyordu ve nedeni bilinmiyordu. 13. Karakol Zephyr. Zephyr 34 yaşında Buso Shoki Haki diye ustalaştı ve vücudunun bazı kısımlarını Haki ile kaplamasına izin verdi ve saldırı ve savunma gücünü arttırmak için kollarını siyah çevirdi. Bu yüzden Karakol lakabını da kazandı. Zephyr yumruğuyla yerde kolaylıkla büyük bir kral hatır oluşturabiliyor. Ayrıca Kibi'nin Tekkai'sini Haki ile güçlendirmiş bir yumrukla kolayca da yok edebiliyor. Korsanlara yapılan savaşta bir kolu kesildikten sonra mekanik bir kol kullandı. 14. Hayran Z Kahraman. Çocukken Zephyr yarattığı Z adlı bir kahraman olarak oynamayı severdi. O zamanlar zorbaları yendi ve bir kızı ve bebeğini korudu. 60 yıl önce 14 yaşındaki Zephyr bir kahraman olma arzusuyla deniz piyadelerine katıldı. 4 yıl sonra G5 tümeni
Yemen'indeki ilk savaşına katıldı. 28 yaşındaki Zafer, deniz piyadelerinin her zaman kahraman olmadığını fark etti. Buna rağmen adalet görüşlerine sahipti ve bir kahraman gibi de hareket ediyordu. Ve 38 yaşında da sonunda amiral olmayı başarmıştır. 15. Shiki ile benzerlikleri. Zafer'in Strong World filmindeki Shiki'deki ana düşmanla bazı benzerlikleri vardı. Bu ikisi Eiichiro Oda'nın süreç boyuna doğrudan denetlediği düşmanlardır. Biyografileri de Oda tarafından özel olarak geliştirilmiştir. Her ikisinin de silah işlevi gören alternatif uzuvları var. Shiki'nin bacaklarının yerine iki kılıcı vardı. Zafer'in kayıp kolunun yerini alan büyük bir mekanik kolu vardı. Bu karakterlerin her ikisinin de vücudunda gemi parçaları, Shiki'nin başında bir direksiyon simidi ve Zafer'in göğsünde çaprazlaşmış iki direk vardı ve ikisi de Goldie Roger dönemindendi. Şimdi Zafer hakkında birçok şey anlatabiliriz. Gerçekten dediğim gibi seride olması gereken bir karakterdi çünkü denizcilerin bu şekil hani daha devamını çizebilirdin aslında. O da böyle bir seçenek düşünmedi. Ha diyorum ya bak karakteri film için yaratıyorsun bari Kenan olduğunu deseydin. Hani orada onu Kenan çizmek kadar zor bir şey yoktu. Onun bağlanması kadar da basit bir şey yoktu bana göre. Çünkü hani zaten Zafer'i kendisi çizmiş. Kendisi tasarlamış. Tipten de bu arada kime benzediğini düşünenler de varsa bana göre bir Arnold varsa ne kadar hafif benziyor ama bilmiyorum. O benim görüşüm. Seriye bağlayabilirdi ama bunu seçmedi. Birçok One Piece filmi gibi burada da büyük bir hata yaptı. Ama gerçekten hani tekrarını izlediğimde zevk aldığım nadir filmlerden biri de One Piece Z filmidir. Sebebi de hikayesi benim çok hoşuma gidiyor. Ha hatalar var mı? Var. Yok işte birden şunu yapıyor, yok şunu yapıyor, birden kendini feda ediyor. Geç onlara, onlar biraz film şovu olmuş ama hani genel hikayesi olarak, mantığı olarak, hocaları olması, eski bir amiral olması yani en kreatif filmlerden birisi bana göre net bir şekilde. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, bu benim net bir düşünce. Ha dediğim gibi halen geçti, halen filme, halen seriye bir türlü eklenilebilir diye düşünüyorum. E istersen çizersin, zor bir şey değil. Hani Shiki'yi de eklemesini isterim ki Shiki'nin de bir geçmişi var seride bu arada. Zed'i de ona benzer bir şekilde eklemesini isterim. Hani Zebek'i Mebek'i koyuyorsan Zephyr'i de koyabilirsin. Ha şimdi öldüm öldü diyeceksiniz, haklısınız da. Şimdi bu non-canon olduğu için ölmemiş de olabilir aslında. Hani bu karakteri var ama ölmemiş de olabilir. Bence gayet başarılı bir şey olur. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitti. Like'ınızı ve abonenizi aldım diye umut ediyorum. Ben yavaştan kaçıyorum ve hoşça kalın. Oh.